Herkese merhabalar. En son video çekeli 25 gün oluyor ve ceza yedi tam 20 gün oluyor. Ceza yedikten sonra konuşmuş olsaydım büyük ihtimalle beni cezaevine alırlardı. Çünkü çok fazla dolmuştum. Bir terörist ilan etmedikleri kalmıştı beni. Ya da ters kelepçe vurmadıkları kaldı. Şimdi ben drone'umu uçurdum gece. Hem size de gece görüntüsü çekeyim dedim. Çünkü gece çekmedim ben hiçbir zaman drone görüntüsü. İnanılmaz çok güzel oluyor aslında. Drone'u indirdim. İki tane çevik kuvvet geliyor. Çevik kuvvetli olduklarını da ben de karakolda öğrendim. İki tane polis geliyor. Geldiler dediler ki drone'u sen mi uçurdun bana? Keşke kaçaydım orada ama kaçmadım. Dedim evet. Ben uçurdum dedim. Kimliğini alabilir miyim dedi. Kimliğimi aldılar. GPT sorgusu yapacaklardı ama gece sistem çökmüştü. Bekçilere haber verdiler. Bekçiler geldi. O bekçilerin görüntüsünde çekmiştim büyük ihtimal. Aşağı inip eldivenimi alayım diye görüntüye başmıştım. GoPro üzerimdeydi. Onun görüntüsünü izleyeceksiniz şimdi. Afyon merkezliyim ben hocam. Bunlar da bekçi arkadaşlar senin. Keşke eve gideydim ha. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nerelerin görüntüsünü çektin bugün? Ha videosu var hocam. Videosunu gösterebilirim de ama sim karttan almak lazım videoyu. Nereleri çektin? Şu iki tane ortaya çektim. Bir de şu bölgeye çektim hocam. İznin herhangi bir şey var mı şimdi drone uçurmak için? Drone uçurmak için bütün belgelerim var hocam. Drone'un plakası senin, bile var. Sıkıntı yok da sadece içi uzunluk. Senin valilikten iznin olması lazım. Biliyorum beyefendi. O da 3 saat güneş doğduktan sonra ve 3 saat güneş batımından sonra izin veriyor. Yani güneş doğmaya şey olmadan izin veriyorlar. Tamam, sana eğer gece görüntüsü lazımsa bunu dilekçenle beyan edersin. Dedim, valilik de sana ona göre izin verir. Dedim gece kesinlikle izin vermiyorum dedi. Valiliğe başvurdun mu sen? Daha önce başvurdum. Ben drone'u 2 yıldır uçuruyorum ben. Yanında herhangi bir belge var mı başvurduğuna dair? Yok. Yani öyle bir belge almadım. Eğer öyle bir belge lazımsa yarın valilikten izin yani ötür bir dilekçe verdiğimi dahil alabilirim ya. Sıkıntı olmaz. Kamera açık mı? Kamera şu an kapalı hocam. Onlar da aynı şekilde kimliğimin TC numarasını sorgulatacaktır ama sistem çökmüş. Sorgu yapamıyorlar. Orada bir yarım saat falan durdurdular. Sistem açıldı. Sonra sorgu yaptılar. Temiz çıktı. Ondan sonra polisler geldi. Polislere haber verdiler bekçiler. O gece de çok fazla olaylar oluyordu. Geldiler iki polis. İki arabayla geldiler. 4 kişi iki arabayla geldiler. Gece birkaç içkili bir insan sıkıntı çıkartmış. Oraya gittiler. Sonra farklıları geldi. Onlar da dediler ki gece uçuşu izni yok biliyor musun dediler. Evet dedim biliyorum. Gece kesinlikle izin vermiyorlar. Gündüz de güneş batımından 3 saat sonra güneş batımından da 3 kat kala haber veriyorlar dedim. O da hava iyi olursa tabii ama cepten 60 lira ya da 50 TL kadar bir mevla aldıklarını biliyorum ben dedim. Onlar da dediler ki tamam. Sonra karakolu aradılar. Dronlarla ilgili bilgisi olan terörle mücadele amiri vardı bir tane. Onu aradılar. O da benim telefonumu istedi. Telefonu bana verdiler. O da aynı şekilde dedi ki gece uçuş izni verilmiyor biliyor musun dediler. Evet dedim biliyorum. Kimliğin var mı dedi drone kimliğin. Evet dedim var. O dedi ki drone'un markası ne? Mavic 2 Pro dedim. Tamam dedi polise verir misin geri dedi. Polise verdim ben. Polisle bayağı bir konuştular orada muhabbet ettiler. Polisler de bana soru soruyor. Bu iyi görüntü çekiyor mu? Bu ne işe yarıyor?
Yani şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Drone'un ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar yani orada. Ben de gösterdim. Gösterdikten sonra ha dedi böyle bir şey miymiş falan dediler. Sonra polisler dedi ki bana bizi takip ediyorsun bisikletinle. Kimliğimde drone ehliyetimde almışlardı. O yüzden takip ettim. Onun da görüntüsü yok. Bayağı bir uzun bir yol sürdü. Karakola gittik. Karakolda drone'umu aldılar. Sen otur dediler. Sonra tutanak yazmaya başladılar. Onun bir saniyelik bir görüntüsü var. Onu da size göstereyim. Şurada da A101 var. A101'den bir kelme peynir alacağım. Bir de varsa salatalık alacağım. Ya şoktan da alabiliriz ya. Kolay gelsin. Eve gidince daha iyi bir şekilde anlatayım. Evet. Drone'umu aldıktan sonra elimden Instagram'dan story paylaştım. Dedim drone'u aldılar dedim elimden. Sonra kalktım onlar tutanak yazarlarken. Dedim ne kadar ceza yiyeceğim dedim. Şöyle baktı bana. Dedi ki 32 bin lira ceza yiyeceksin bana dedi. Drone ehliyeti de elinden alacaklar dedi. Sus dedi otur yerine dedi bana. Terörle mücadeleler amiri dedi bana bunu. Bak görüyorum yine efkarlandım ben ya. Dışarıda da inşaat çalışsın, sonra dışarıdan ses geliyor. Evet, şimdi daha iyi. 32 bin lira ceza yiyeceksin, otur yerine dedi. Tabii ben soğukkanlımı kordum orada. Yalvarmadım ya da herhangi bir şey söylemedim. Oturdum yerime, sonra polis geldi. Dedi ki, niye kaçmadın dedi bana. Ben dedim ki, en fazla... Dedim bildiğim kadarıyla 8.994 TL dedim. En fazla ben bu kadar ceza yeniyor olduğunu biliyordum dedim. Demek ağırlaştırmışlar dedim. Bu biraz ağırlaştırma değil bu çok felaket dedi. Keşke kaçaydın dedi bana polis böyle. Sonra tabii onlar yakaladığı için onlar da bir işlem yapması gerekiyor tutanaktan sonra. Bunlar idari işlem için bir belge hazırlayacaklar. O belge karakolda yok. Emniyet müdürlüğünde var. Emniyet müdürlüğüne gittik. Hemen karakolun yan tarafında. Çıktık oraya. Böyle iyi davranıyor tabii ki de. Bana idari ceza işlem yazıyor. Dedi ki sana 341 TL yazacağım dedi. Bunu dedi 15 gün içerisinde ödersen dedi. 4.4,1'ini İndirimle yararlanmış olacaksın dedi bana. Ben dedim ki çok teşekkür ederim dedim yani bu kadar iyi indirim için. Bunu SGM idare bürosuna göndereceğiz dediler. Bu tutana. Onlar da sana ceza verecekler dediler. Drone ehliyetini de elinden alacaklar dedi. Dedim umarım pek fazla bir şey yazmazlar. O dedi ki ya 32 bin lira ben yazdıklarını biliyorum dedi. Durduk sonra sigara ikram etti. Dedi ki sigara içer misin dedi. Yok hayır sağ olsun ben sigara kullanmıyorum dedim. Sonra idari cezam işlem için kredimi aldım. Onu ödedim. Bir göstereyim size. Şurada TC numaram falan yazıyor da. Şöyle yaparsam daha iyi olur. Gözüküyor mu tam olarak net bilmiyorum ama. Gözükmüyorsa da resmini çeker gösteririm ekran görüntüsünü.
294 lira idari cezasını ödedim. Sonra benim ev sahibi polis olduğu için bu idari cezasını ödedikten sonra onun yanına gittim karakola. Yani karakolda buldum kendisini. Dedim ki ben böyle böyle bir ceza yedim. Bana terörle mücadele amiri ilgilendi benimle. Lütfen ben bu cezayı ödedim. Beraber gidelim. Aramızda halletmeye çalışalım. Diyelim ki SGM yollamasından sonra çok büyük bir ceza gelecek dedim. Tam olarak da nargile olmamış. O dedi ki tamam gidelim. Ona gittik onun yerine. Hem dedim şu kağıdı götürdüm. Bunun da fotokopisini çekti. Hem de yanımda ev sahibi polis olduğu için yanımda durdu. Dedi ki göndermesek bir cahillik yapmış dedi. Affetsek dedi. Aynen şöyle söyledi. Görüşme kayıtları var. Telsiz zamanları var. Ben bunu hiçbir şey yapamam dedi. Şu anda aradan da tam 20 gün geçti. Eğer SGM'ye gittiyse o kağıt, lütfen insaflı davranın ve ceza kesmeyin bana. Şu an herhangi bir ceza gelmedi bana bu idari cezadan sonra. Ama gelirse de lütfen bak drone cezası gelmesin. Drone elimden alın ama drone cezası gelmesin. Ya da gelecekse de drone'dan daha az bir ceza gelsin. Drone'dan daha çok bir ceza gelecekse ben size drone'u kargolayayım, vereyim. Siz de rahat edin, ben de rahat etmiş olayım. Hem de hiç olmasın, drone bir daha uçuramam, bir daha ceza yiyemem. Hatta drone ehliyetimi de yollayayım ben size. Evet, olaylar tamamen bundan ibaretti. Eğer ilk ceza yediğim gün konuşmuş olsaydım, beni arılardı çünkü... Çünkü çok ağır konuşabilirdim. Sağ olasın. Onlar da beni yatıştırdılar gerçekten. Dediler ki kanun sana suç istiyor. Yani terörle mücadele amiri dedi ki kanun sana suç iste demiyor dedi. Suç istiyorsun dedi. Bunun bir de bir cezası var dedi. Bu arada biz sana ağır davranmıyoruz. Kanun ağır davranmamızı istiyor dedi. Yani bunu da unutma dedi hiçbir zaman. Biz de siz gibi insanız dedi. Gerçekten güzel sözlerle beni yatıştırdılar orada. Bu arada hayırlı Ramazanlar. Ben bugün oruç tutamadım çünkü gececiydim. Bütün gün gece boyunca çalıştım. Geldim daha uyumadım. Birazdan da yatarım. Akşam kalkarım. Bu videoyu da ne zaman editlerim bilmiyorum. Bu arada terörle mücadele amirine de buradan selamı söylüyorum. YouTube kanalımı verdim ona da. Kolay gelsin. Ne diyeyim? Ha ha ha.